Tamamdır aşkım, sakın geç kalma olur mu? Yoksa sana yemek falan kalmaz bak. Tamam tamam, hemen geri dönerim, merak etme. Uf, gerçekten de çok sıkıştım ya. Heh, şurada tuvalet varmış, oraya gireyim. Hoş geldin bakalım. Hayır, olamaz. Allah Allah, nereye gitti bu Elif ya? Hala gelmedi tuvaletten. Boşver Arda ya, demek ki çok sıkışmış kız. Bekle bekle. Evet oğlum ya, demek ki çok sıkışmış. Baksana, tuvaletten hala çıkamadı. Ya yok babacığım, acaba başına bir şey mi geldi ya? Gidip baksan mı be? Aynen Arda, bence git bir bak. Kızın başına bir şey gelmiş olabilir. Doğru söylüyorsun Rüzgar. Ben bir gidip bakayım en iyisi şuna. Nerede kaldı bu kız ya? Yarım saattir tuvalette resmen. Elif, aşkım içeride misin? Çıksana Elif, alo. Elif, orada mısın? İyi misin? Allah Allah, ne oldu bu kıza ya? Bak içeri geliyorum Elif. Neden ses vermiyor bu ya? Elif neredesin? Aha, nerede bu kız? Hayır, burada yok. Elif neredesin? Allah'ım, kafayı yiyeceğim. Nerede bu kız? Aa, burada bir not var. Neymiş bu? Arkadaşlarım beni sevmiyor. Beni dışlıyorlar hep. Arkadaşlar, kimse beni sevmiyor. Siz beni seviyorsanız ne olur bu videoya like atın. Bir de kanala abone olun. Benim tek arkadaşım sizlersiniz. Sizi seviyorum. Neyse, annemlerin yanına döneyim en iyisi. Oğlum ne oldu? Bulabildin mi kız arkadaşını? Hayır anneciğim, tuvaletin içine kadar girdim ama orada yoktu. Bir de burada bir tane not buldum. Allah Allah, ne yazıyor ki notta? Açıp bir okusana. Tamamdır, bekleyin, okuyorum. Kız arkadaşın elimde, eğer onu geri istiyorsan Rüzgar'ı öldürmen gerek. Not bir dost. Ne, Rüzgar'ı öldürmem mi gerek? Ne, ama nasıl olur, kim yazdı bu notu? Bana bak Rüzgar, eğer bana oyun oynuyorsan hiç komik değil, anladın mı? Arda, gerçekten bu notu ben yazmadım ya, Allah Allah, yemin ederim. Yalan söyleme, basbaya da sen yazmışsın işte notu. Nerede kız arkadaşım, söyle. Arda, yemin ederim ben yazmadım o notu ya kardeşim. Vallahi ben yazmadım, seninle burada birlikteydim. Hadi be oradan, benim kız arkadaşımı kıskandın sen. Bu notu sen hazırlamışsın işte, basbaya belli. Çabuk söyle, kız arkadaşım nerede? Elif'in yerini söylemezsen harbiden öldüreceğim seni. Allah Allah, durun. Çocuklar hemen celallenmeyin ya. Rüzgar oğlum, sen mi yazdın bunu? Hayır babacığım, gerçekten ben yazmadım o notu valla. Hadi be oradan, yalan söyleme. Sen benim sevgilimi çalmak istiyorsun değil mi? O yüzden kaçırdın onu. Ulan ben sana sormaz mıyım? Gel lan buraya. Yeter be, Allah'ın pis fakire. Ben senin o sübüklü sevgilini ne yapayım bir kere? Al başına çal. Bana bak Rüzgar, sen benim sevgilimle nasıl böyle konuşursun? Ulan ben sana göstermez miyim? Senle mi uğraşacağız be, Allah'ın pis fakire? Yallah, uzak dur benden. Ulan sen şimdi naneyi yemedin mi? Gel bakayım buraya sen. Gel, sen naneyi yedin oğlum. Al bakalım yumruklarımı. Al diyorum sana. Al. Rüzgar oğlum, vur şuna. Vur şunun kafasına. Göster şunun gücünü. Vay vay vay, zengine bak. Arda, vur oğlum şuna. Vur. Kır kafasını. Gel bakayım, sen buraya asıl naneyi sen yedin oğlum. Yumruklarımın tadına bakacaksın. Al diyorum sana. Al. Aferin oğlum. Vur şuna. Vur. Aferin. Aynen. Çenesine vur. Çenesine. Vur oğlum. Kafasına çalış. Kafasına kafasına vur. Vur oğlum. Vur oğlum. Dev ona. Dev ona. Fakirlerin gücünü göster onlara. Gerizekalılar, birbirini nasıl da dövüyorlar? Benim yüzümden kavga ediyorlar. Bana bak fakir, siz çok olmaya başladınız. Fakirseniz fakirliğinizi bilin. Hani be oradan, sen benim çocuğumun sevgilisine ne yaptın? Biz yapmadık diyoruz, anlamadınız mı? Fakirliğinizi bileceksiniz o kadar. Bana bak zengin, böyle devam edersen aramızda yeni bir savaş çıkar. Ulan senden mi korkacağım? Çıksın lan savaş, ne olacak? Senden korkmuyorum ben. Bunu siz istediniz. Zengin fakir savaşı başlıyor o zaman. Fakir, Allah'ım pis fakiri seni. Ulan sen beni nasıl yeneceksin ha, nasıl? Göreceksin sen, bunların intikamını alacağım senden, alacağım. Onları nasıl da birbirine düşürdüm. Şimdi sıra şehrin geri kalanına kötülük yapmakta. Bunlar daha hiçbir şey ahmaklar. Benim gazabımdan kurtulamayacaksınız. Gerçekten de çok güzel bir piknik yaptık canım ailem. Evet aşkım, çok güzel bir piknikti. Akşama kadar eğlendik. Hadi bakalım, siz eve geçin, ben de arabayı park edip hemen geliyorum. Tamam aşkım, hadi gel Rüzgar, biz eve geçelim. Hadi oğlum, biz eve geçelim. Baban arabayı park edip gelsin. Arabayı şöyle park edeyim de eve geçeyim ya. Hava gerçekten çok soğuk. Tamamdır, çok güzel bir park ettim. Hemen eve geçeyim ya, hava karardı. Demek arabanı oraya park ettin, öyle mi? O zaman sana güzel bir ders verelim. Bu araba artık benim olacak.
Hadi bakalım açıl açıl, işte böyle, aç şu kapıyı. Evet evet, tamamdır, artık bu araba benim. Şimdi çalıştırma vakti. Şu düğmeye bastığımda araba çalışacak. Hadi bakalım. İşte çalıştı, hadi bakalım. Hayatım, ben işe gidiyorum. Rüzgar oğlum, gel bakayım. Ben de seni okula bırakayım giderken. Görüşürüz zengin. Hayırlı işler aşkım. Rüzgar, hadi oğlum. Hazır mısın? Çıkmamız lazım. Tamamdır babacığım. Çantamı da aldım. Hadi beni okula bırak. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz zengin. Hadi bakalım oğlum. Atla arabaya. He? Hangi arabaya babacığım? Burada araba falan yok ki. Ama nasıl olur? Dün gece ben buraya park etmiştim arabayı. Babacığım, buraya park etsen burada olurdu. Emin misin buraya park ettiğine? Eminim tabii oğlum. Ben salak mıyım? Park ettiğim yeri unutacak mıyım? Buradaydı araba, gitmiş. Babacığım, arabamız çalındı mı yoksa? Ne oldu zengin? Ne bağırıyorsun ya? Allah Allah. Fakir, benim arabam buradaydı. Nereye gittiğini gördün mü? Ben nereden bileyim ben? Senin arabanın bekçisi miyim ben? Allah Allah. Babacığım, arabamızı bu fakir amca çalmış olmasın? Doğru ya, kesin fakir çaldı. Ulan doğruyu söyle, arabamı sen çaldın değil mi? Hadi be oradan, ben senin arabanı ne yapayım yalla? Ulan bak, benimle böyle dik dik konuşma. Gelirsem kafanı kırarım senin fakir. Nerede arabam, söyle çabuk, sen çaldın arabamı. Hadi be oradan, ben senin arabanı görmedim bile. Bana boş yere iftira atma zengin. Bana bak, 3 saniye içinde arabamı nereye koyduğunu söylemezsen kafanı kırarım senin. Evet babacığım, kesin bu fakir çalmışlar, döv onu. Bana bakın, siz çok olmaya başladınız. Hem bana fakir diyorsunuz, hem hırsız diyorsunuz. Ben hırsız değilim. Hırsızsın sen fakir, hırsızsın. Tüm fakirler hırsızdır. Hey, bana bak, bizimle doğru konuş. Fakir insanlara böyle söyleyemezsin. Arabam nerede o zaman? Söyle, sen çaldın işte. Senden başka biri mi var burada? Sen bekle lan, ben şimdi karakola gideceğim, senden şikayetçi olacağım. Seni hapse attıracağım, göreceksin. Hadi be oradan, hiçbir şey yapamazsam ben çalmadım arabayı. Kerem komiser, ben bu fakirden şikayetçiyim. Benim arabamı çaldı. Hayır Kerem komiser, öyle bir şey yapmadım. Bir dakika bir dakika. Zengin, ben doğru mu duydum? Fakir arabamı mı çaldı dedin? Aynen öyle Kerem komiser, evimin önündeki arabayı çaldı ya. Suçlu bu, atın onu hapse. Kerem komiser, yemin ederim yapmadım. Suç atıyor bana, iftira atıyor. Vay be fakir, fakir olduğunu biliyordum ama hırsızlığa başladığını bilmiyordum. Seni derhal nezarethaneye atacağım. Ama Kerem komiser, ben yapmadım ki, yalan atıyor. Hayır Kerem komiser, doğru söylüyorum. Gerçekten de arabamı o çaldı yani. Başka kim çalabilir ki? Arkadaş, ben çalmadım, siz gördünüz. Yorumlara yazın, arabayı kim çaldı? Tabii ki de sen çaldın, kim çalacak? Arkadaşlar, yorumlara fakir çalmadı yazın. Fakir çalmadı yazın. Geç bakayım şöyle fakir, suçun kesinleşene kadar buradan çıkmayacaksın, tamam mı? Ama Kerem komiser, bu haksızlık, beni buraya atamazsınız. Eline sağlık Kerem komiser ya, bu hırsızın daha fazla şehirde dolaşmaması lazım. Bugün benim arabamı çalan, yarın neler çalar kim bilir. Of ya arkadaşlar, suçsuz yere hapse girdim. Ne olur yardım edin. Buradan çıkmama yardım edin. Buradan hiçbir zaman çıkamayacaksın fakir. Senin gibi fakir hırsızlar hiçbir zaman hapishaneden çıkamazlar. Sonunda hak ettiğin cezayı aldın. Kerem komiser, fakir suçsuz gerçekten. Tüm gün bizimleydi, hiçbir yere gitmedi. Demek fakir tüm gün evdeydi, hiç dışarı çıkmadı öyle mi? Ya Kerem komiser, sen bunlara inanma ya. Fakiri serbest bırakman için yalan söylüyorlar. Kerem komiser, yalan söylemiyoruz. Fakir böyle şeyler yapmaz. Evet Kerem komiser, biz fakiriz ama gururluyuz. Asla hırsızlık yapmayız. Haram mala göz dikmeyiz. Aynen öyle. Çocuklarımın, karımın boğazından bir lokma haram lokma geçirmedim. Sen bunları dinleme Kerem komiser, boş ver. Bir dakika bekleyen. Gerçekten kamera kayıtlarına bakacağım. Fakir suçsuzsa onu serbest bırakacağım. Şimdi de seni uyarıyorum zengin. Bak, gerçekten eminsin değil mi? Evet Kerem komiser, eminim ya. Fakirden başka kim çalabilir ki? Kameralara bakabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bak zengin, seni uyarıyorum. Kameralara baktığımızda suçlu fakir çıkmazsa bedelini ödersin. Tamam Kerem komiser ya, kesin fakir. Bak bana güvenin. Tamamdır. Şimdi bilgisayardan sizin sokaktaki güvenlik kameralarına giriyorum. Evet. Heh, tamamdır. Güvenlik kameralarını açtım. Şöyle başlatalım. Evet, sen arabanı park ediyorsun. Sonra da eve doğru gidiyorsun. Bakalım arabayı kim çalmış? Hemen şöyle diğer kameraya geçelim. Bakalım arabayı kim çaldı? Gerçekten de fakir mi? Aa, o da kim öyle? Senden sonra hemen birisi gelmiş. Şöyle yakınlaştırayım. Kapının kilidini kırıyor. İşte bakın, fakir değilmiş. Bu kim ya böyle kara bir tane adam? Gizem.
gizemli birisi. Arabayı götürüyor, şuna bak. Demek ki fakir suçlu değilmiş. Her şey ortada zengin. Basbayağı fakire iftira atmışsın sen. Ama nasıl olur Kerem komiser ya, ben fakir yaptı sandım, kusura bakmayın. Öyle özür dilemekle kurtulamazsın zengin. Sen suçsuz masum birine iftira attın. Seni masum birine suç atmaktan ve güvenlik güçlerini kandırmaktan dolayı nezarete alıyorum zengin. Gördünüz mü, ben değilim demiştim. Ben fakir olabilirim ama asla birinin arabasını çalmam. Evet, fakir olabiliriz ama hırsız değiliz. Hayır Kerem komiser, bir yanlışlık olmuş yani. Ben fakir sandım, kusura bakmayın, çıkarın beni buradan. Hayır zengin, biraz burada kal da aklın başına gelsen. Bir daha fakire, suçsuz insanlara iftira atmamayı öğrenirsin. Of Kerem komiser ya, of ya. Ne oldu zengin, ne oldu? Bana böyle iftira atarsan sonucunda hapse sen girersin. Hadi oradan fakir. O arabayı çalan adamın senin arkadaşın olmadığı ne malum? Belki de sen kılık değiştirdin. Hadi be oradan, hala bana suç atıyor. Utan be zengin, utan. Hala masum birine suç atıyorsun. Evet zengin, Allah belanı versin. Nereden bileyim yani? Belki de o adamı sen tuttun yani benim arabamı çalması için. Olamaz mı? Hayır, olamaz. Ben o kadar aşağılık, karaktersiz bir insan değilim. Neyse boşver babacığım. Bu nezarethanede kalsın da aklı başına gelsin. Hadi biz gidelim. Aynen öyle. Bu daha hiçbir şey sersemler. Size öyle kötülükler yapacağım ki neye uğradığınızı şaşıracaksınız. Ve sürekli birbirinizle kavga edeceksiniz. Zenginle fakir bu saatten sonra benim sayemde düşman olacaklar.